Herkese merhaba çocuklar. Bu derste sizlerle beraber doğal sayıların karşılaştırmasını yapacağız. Kim büyük, kim küçük görelim bakalım. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi daha önce biz basamak kavramlarını gördük. Bu basamakları kullanarak şimdi diyeceğiz ki bu daha büyüktür, bu daha küçüktür. Yani karşılaştırma yapacağız. Karşılaştırma yaparken ilk dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunlar kaçar basamaktan oluşuyor. Çünkü basamak sayıları aynı olmayanları sıralamak zaten çok kolaydır. Biri 3 basamaklı, biri 4 basamaklıysa bu sayıları karşılaştırmakta bir şey yok. 4 basamaklı olanlar her zaman 3 basamaklı olanlardan büyüktür. Ama basamak sayıları aynıysa, ikisi de 4 basamaklıysa. Mesela 1982 ile 1899. Bu sayılara baktığınızda buradaki 9'lar bizi genelde şaşırtır. Çünkü 9 en büyük rakam olduğu için hemen aklımız der ki 9'lar var, en büyük bu. Ama bizim burada şunu yapmamız lazım. En büyük basamağım ne benim burada? 4 basamaklı olduğuna göre binler basamağı benim en büyük basamağım. En büyüğünden başlayıp yani en soldan en sağa doğru karşılaştırarak gitmem gerekiyor. Karşılaştıralım o zaman. En başta 1 var, diğerinde de 1 var. Eşit. O yüzden eşitlik bozulmadığı sürece sürekli sağa bakarak karşılaştırarak devam ediyorum. Sonra 9 var, 8 var. Eşitliği bozduk mu? Evet bozduk. O zaman diyoruz ki 9 olan 8 olandan büyük olduğu için 1982 1899'dan daha büyüktür diyoruz, geçiyoruz. Olay bu kadar basit. Bununla alakalı nasıl sorular gelebilir? Tabii ki test sorularında şu şekilde temel alan sorular gelecektir. Nedir onlar? Gelin beraber bakalım. Demiş ki buradaki sayıları kullanarak, bu rakamları kullanarak, birer defa kullanarak yazılabilecek buradaki en büyük sayı, en küçük sayı vesaire. Bunları istemiş bizden. Kullanalım bakalım. En büyük sayıyı elde edin demişim. En büyük sayıyı elde edeceksem en büyük rakamla başlamam lazım. Yani 9'la başlamam gerekiyor. Daha sonra sıradaki en büyük olan 4'le devam etmem gerekiyor. Daha sonra bir sonraki olan 3'le ve en küçük olan 1'le de işi bitirmem gerekiyor. En küçük doğal sayı dediği zaman ya ben en büyüğü bulmuşum zaten. En küçük de bunun tam tersi olması lazım diye düşünmek gerekir. O zaman 9431 tersi 1349 şeklinde en küçük sayıyı da yazmış oluruz. Şimdi bu diğerlerinde bana şart koşuyor. Bakın şartlı sorular önemlidir. Çünkü önce o şartı gerçekleştirmek zorundasınız. Bana dediği şey ne? En büyük çift sayı. Ben burada çift olmasını istiyorsam neyi kullanmak zorundayım? 4'ü kullanmak zorundayım. Normalde 4'ü ben sıralamada nereye koymuştum? İkinci sıraya koymuştum. Ama şimdi koyamam. Çünkü 4 sadece 4 çift burada. Onu mecburen en sona atmak zorundayım ki sayı çift olsun. O zaman en büyük çift sayı dediği için yine 9'la başlıyorum. Sonraki en büyük sayımız 3 olduğu için 4'ü alamayacağım için 3 alıyorum tabii ki. Sonra 1 ve 4'ü de en sağa yerleştiriyorum ki sayım çift olsun. En küçük çift sayı demiş. En küçük denildiği zaman da bakın 4'üm en sağda olacak zaten. Şu sayıyı 931 sayısını tersine çevirin. 139 şeklinde düşünün. Bu sayıyı ters çevirdiğiniz zaman da en küçük sayıyı elde etmiş olursunuz. Biraz pratik olmaktan, tekrar o neydi bu neydi diye düşünmektense ben ne demiştim ilki için? En büyüğü yazdıysan en küçük bunun tersidir demiştik. Tamam aynısını yapıyorum. Bir tanesi sabit zaten. Çift olması için sabitledim ben onu. Diğerini yer değiştiriyorum, tamam mı? O zaman en büyük tek sayı demiş. En büyük tek sayı dediği için ben sonunda tek bir sayı kullanacaksam bunu zaten kullanarak elde ettiğim bir sayı var. O zaman sıkıntı yok. Yani bu söylediğiyle bu söylediği aynı sayıdır. Yine aynısını yazabilirim. 9431 sayısı bizim için en büyük tek sayıdır. Peki en küçüğü hangisidir diye sorduğunda tersini yaptığımda çiftlik gibi bir şey oluyor mu? Olmuyor. O zaman sıkıntım yok. Bunu aynı şekilde 1349 şeklinde yazdığımda da en küçük tek sayıyı elde etmiş olurum. Bu şekilde aynı mantıkla kullanılacak sayılarımız var. Bunları kullanarak devam edebiliriz. Peki ikinci etkinliğimize bakalım. Bu rakamlarla oluşturabilecek en büyük doğal sayıları oluşturun demiş. Oluşturalım. En büyük doğal sayı için en büyük rakam lazım bana. 6 ile başlıyorum. Daha sonra 5'im var. 5 ile devam ediyorum. Daha sonra 3'üm var. 3 ile devam ediyorum. Ve son olarak da 1 ile işi bitiriyorum. 6530 bir sayısını elde ettik. Geliyorum buradakilere baktığımda en büyüğün 9 olduğunu görüyorum. 9'u yazdım. Yazdıktan sonra üzerini çizerseniz karıştırmazsınız. Ben bile karıştırıyorum bazen baktığım zaman. Kullandım mı kullanmadım mı, o yüzden çiz yani en garantisi. Sonra 8 var. 8'i yazdım. Sonra geliyorum bakıyorum 7 var burada. 7'yi yazdım. Sonra devam ediyorum bakıyorum 5 var. 5'i yazıyorum. 5'i de yazdıktan sonra 4'ü gördüm. 4'ü yazdım. Sonra 2, 1 ve 1 şeklinde sayıyı bitiriyorum. Sayıyı okuyalım dersek de ne yapıyorduk? Hemen 3-3 gruplandırırsam ben bunu
98.754.211 sayısını elde etmişiz. Bir tane daha yapalım. Mesela şuradaki en büyük doğal sayı yazalım yine. 9'dan başlayacağım. 9 yazdıktan sonra en büyük sayımız 5. Daha sonra 1 ve daha sonra da 0 sayısını kullandık. İşi bitirdik. Geçiyorum bir sonraki etkinliğimize. Bu etkinlikte de bize verilen rakamların tamamı birer kez kullanılarak oluşturabilecek en küçük doğal sayıları yazın demiş. Birer kez kullandım, en küçük doğal sayı yazıyorum. En küçük dediği için en küçük sayım ne benim burada? En küçük rakamım ne? 1. 1 ile başlıyorum. 1'i yazdım. Sonraki en küçük 2, sonraki en küçük 5 ve sonra da 7 geliyor. Rastgele bir tane daha seçelim. Sonuncuyu yapalım. Yine 1 var elimde. 1 ile başladım. Sonra bakıyorum 2 var. 2 ile devam ettim. Sonra 4 var. 4'ü yazdım. Sonra 5 var. 5'i yazdım. 8 ve 9 var. 8 ve 9'u yazdım. İşi bitirdim. Yani buradaki rakamların hangisi en küçükse sıralamayı o şekilde yaptığınızda en küçük sayıyı da elde etmiş olursunuz. Burada verilenlerin değerlerini yazalım. Şimdi bunlar önemli. Özellikle test sorularında şu cümleleri çok göreceksiniz çocuklar. O yüzden dikkat edin. Ne diyor bize burada? 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Kelime oyunlarına dikkat edin. Bakın rakamları farklı olabilir. Birbirini tekrar etmemesini isteyebilir. Yani şart koşuyorsa bize o şartlara dikkat etmem gerekiyor. Burada herhangi bir şart var mı? Hayır. 3 basamaklı en büyük doğal sayı. O zaman 999 derim geçerim. 3 basamaklı en küçük doğal sayı dediği zaman herhangi bir şartım yine yok. 100 derim geçerim. 3 basamaklı rakamları farklı. Bakın olay burada değişiyor. Rakamları farklı en büyük doğal sayı nedir? O zaman ben 9 ile başlarım, 8 ile devam ederim, 7 ile işi bitiririm. Çünkü rakamları farklı dediği için alabileceklerim maksimum bunlar olur. 9, 8, 7 olur. Rakamları farklı en küçük doğal sayı dediği zaman da hemen 1 ile başlarım, 2 ile devam ederim, 3 yazarım diyebiliriz. Ama 0 var işin içine, 0 dahil etmem gerekiyor. O yüzden 1, 0, 2 yani 102 sayısını yazarım. Bunu öğrencilerden çok fazla hata yapanlar oluyor. O yüzden özellikle söylüyorum 123 değil tabii ki. Rakamları farklı deyince 102 olması gerekiyor. Basittir bazılarımız için, bazılarımız karıştırabilir. Rakamları 0'dan farklı, bakın farklı bir daha şart koştu bize. En küçük doğal sayı. Ha, şimdi geldik mi biraz öncekine? 0'dan fark dediği için ne yazabilirim ben buraya? 123 yazabilirim. Bana 0'ı kullandırtmıyor çünkü. Şartlar çok önemlidir bunlarda. Son olarak da 3 basamaklı rakamları 0'dan ve birbirinden farklı en küçük doğal sayı yazın demiş. Şimdi 3 basamaklı rakamları 0'dan ve birbirinden farklı. O zaman buraya 123 yazalım. Peki burada ne hatamız var o zaman bizim? Rakamları 0'dan farklı demişti. Kaçırdığımız yeri anladık mı? Burada bize rakamları farklı diye bir şey demedi. Rakamları 0'dan farklı en küçük doğal sayı. 0'dan farklı olmasını sağladık mı? Sağladık. Ama ben buraya şunu yazabilirim. Buradaki 3'ü siliyorum. Bunun yerine ne yazmam gerekiyor? 1 yazmam gerekiyor. Sebebi ne? Çünkü bana rakamları birbirinden farklı dememiş. Biraz önce söylediğim olay bu yani. Bakın dikkat etmediğimiz zaman hata yapma lüksümüz hata yapma oranımız artar. Biz burada neyi dikkat etmedik? Rakamları farklı dememiş. Sadece 0'dan farklı olsun demiş. Tamam, 0'dan farklı olması demek 0'ı kullanma demek. O zaman ben 1 2 1 şeklinde bunu yazabilirim. Burada ne demiş? Rakamları 0'dan ve birbirinden farklı demiş. Olay çok farklı yerlere kayar böyle olduğu zaman. 0'ı da kullanma, aynı sayıyı bir daha kullanma dediği için bu şekilde 123 sayısını yazmam gerekiyor. Aynı sorular 4 basamaklar içinde devam etmiş. Dikkatli şekilde yapmaya devam ediyorsunuz siz de. Peki son etkinliğimize geldiğimizde bu etkinlikte de sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Önce neye karar vermem lazım? Bunların basamak sayıları aynı mı? Bakıyorum. Basamak sayıları hepsinde 6-7 tane. 7 tane olduğuna göre eşit bunların basamak sayıları. Eşit olduğu için de en baştan sıralı şekilde bakmam gerekiyor. Bakın 1-1-1 eşitlik bozulmadı. 2-3-2 3 olan en büyük olacağı için en sağ yazayım ben bunu. Çünkü bana küçükten büyüğe demişti. 1.300.001 sayısı yazdık. Şuraya işaretimizi koyalım. Sonra devam ediyorum. 4 var. 4 var, 5 var, 5 var, 5 var, 6 var. 6 olan daha büyük olduğu için sıradaki sayımızın yani büyükten geriye geliyorum ben. Küçükten büyüğe sıralamamız istediği için 1.245.600 sayısını yazdım. Ve en küçük sayımız da 1.245.505 sayısıymış. Yani dikkat ederseniz biz buradaki basamakların aynı sayıda olduğunu gördük. Aynı basamaklardan oluşuyorlar. En soldan başlayıp karşılaştırdım. 1, 1, 1. Bozulmadı dedik.
2, 3, 2. Bozul dedi. Kim bozdu bunu? 3 olan bozdu. Büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman en büyük dediğim için en sağa yapıştırdım. Sonra diğerlerine geçtim. Artık bununla işim bitti benim. Çünkü bunu yerleştirdik. Sıradaki gelsin diyoruz. Sıradakine baktığımda 245'e kadar aynı şekilde devam etmiş bunlar. Eşitlik bozulmamış. Son olarak şurada 600 ile burada da 500 ile devam etmiş. 600 olan 500 olandan tabii ki büyüktür dedik ve onu ortaya aldık. Tamam. Bir tane daha yapalım. Buradakilere baktığımda basamak sayılarının aynı olduğunu görüyorum. 9'ar tane basamakları var. Sıralayalım. Bu sefer de direkt küçüğü bulmaya çalışalım. Mesela 3, 3, 3. Daha doğrusu şöyle bakayım. 359, 359, 359. Tamamına baktığımda bunu gördüğüm için böyle tek tek bakmak zorunda değilim tabii ki. Aynı olduğu için eşitlik bozulmadı. Sonra burada 5 var, burada 6 var, burada 5 var. O zaman 6 olan zaten en büyük. Onu bir geçelim. 5'leri devam edelim. En küçüğü bulmaya çalışalım. Sonra bunda 6 geliyor, bunda 5 geliyor. Tamam buldum. 5 olan daha küçüktür. O zaman en küçük sayımız 359.559.989. Bu benim 5'ler niye böyle görünüyor bilmiyorum ama. Küçüktür diyeceğim. Sonra kim geliyor demiştik? Bu. Yani birinci sıradaki 359.568.548. 548. Burası bayağı 848 gibi oldu. Son olarak da ortadaki sayımı yazmam gerekiyor. 300, şuraya yazayım. 359.605.485. Evet, 485. Sıralamayı bu şekilde tamamladık. Olay sizin için basit bence. Siz bunu hemen yaparsınız. Mantık çok kolay. Sayılarımızı, basamaklarımızı bir karar verelim. Eşit mi değil mi? Aynı sayıda basamaklarımız varsa sayıların sıralamasını yapmak için karşılaştırıyoruz sadece. Karşılaştırırken de en soldan en sağa doğru hareket ediyoruz. Hangisi sırayı bozuyorsa, hangisi daha büyükse ona büyüktür deyip atıyoruz bir köşeye. Sonra diğerlerini karşılaştırmaya devam edebilirsiniz. Artık bizden nasıl istendiyse, ben de buradan küçükten büyüğe demiş, büyükten küçüğe değişen herhangi bir şey yok. Ve gelelim son etkinliğimize. Burada verilenlerin harflerin yerine gelmesi gereken sayıları sormuş bize. Şimdi hangi sayılar, hangi rakamlar gelebilir demiş daha doğrusu. Şöyle bir bakıyorum. Sıralamada 3, 5 aynı şekilde devam etmiş. 8 gelmiş, burada A gelmiş. Şimdi burası daha büyük olduğu için benim buraya yazacağım sayı 8'den büyük olmalı ki büyüktür o taraf olmuş olsun. Buraya ben 8 yazsam, sonrasına da bakıyorum. Neden bakıyorum? 8 yazsam 88 olacak burası. Burası 89 olduğu için ben oraya 8 yazamam. Minimum 9 yazmam gerekiyor. A yerine 9 yazabiliriz yani. Sonra geliyorum bak diğerine baktım. Buradaki sayım 4, bu da 4. Sonra bu 5, bu A. Şimdi A'yı karşılaştıracağım. Burası çok önemli bak dikkat edin. Eğer bundan sonraki sayı, ben buraya 5 yazarsam, şuraya 5 yazdığımı düşünün. 876, 876 bozulmadı eşitlik. 358, 359 bozuldu. Kim büyük bu taraf büyük. Ha, benim buraya 8 yazmam, 5 yazmam bunun büyük olmasını engellemiyor. Hani direkt 6 yazarak başlayabilirsiniz ama hatalı oluyor onu demek istiyorum. Çünkü geriye kalanlarda da eğer ben aynı sayı yazarsam burada 5 olduğu için buraya da 5 yazdım mesela. Eşitlik benim aradığım şekildeyse buraya 5 yazabiliyorum demektir. Direkt kafamıza ben bundan büyük yazacağım. Direkt 6 yazayım deyip atlamayalım yani. Buraya ben ne yazmam gerekiyor? 5 yazdığım zaman da olabiliyorum. O zaman 5 yazabiliyormuşum. 6, 7, 8, 9 zaten yazarım. Onlar zaten büyük olur. Onları da buraya yazıyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarını yazabiliyorum. Burada genelde ihmal edilen ne oluyor? O 5 oluyor işte. Çünkü ne diyorsun bu büyük ya. Hemen ben oraya hocam 6 yazayım. Sonra 7, 8, 9 bunların hepsi büyük oluyor zaten diyorsunuz ama 5'i de bir yazıp sonrasıyla karşılaştırmanız gerekiyor. Tamam. Buraya bakıyorum. 458, 459 bak. 458, 459. Bir kere bu taraf zaten büyük mü? Büyük. Büyük olduğu için ben A yerine ya ne yazarsam yazayım fark etmez ki. Bu taraf zaten büyük. A yerine ben 0 yazsam küçüktür olma özelliğini kaybediyor mu? Hayır. 1 yazsam, 2 yazsam 3, hiçbir şey fark etmez. Yani buradaki A'nın yerine yazacağınız rakamın hiçbir önemi yoktur. Eşitliği zaten şu bozmuş. 459 lehine bozmuş. Devamındaki sayıların bir önemi kalmadığı için de A yerine yazdığımız sayının hiçbir önemi yoktur. O yüzden rakamların tamamını yazabilirsiniz. Peki bir sonraki. Bakın 1, 1, 2, A. Şimdi bundan sonra neye bakmam gerekiyor? Buraya ben eğer 2 yazarsam eşitliği sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakacağım. Sağlamıyorsa 2 yazamam diyeceğim. Bir de bu taraf daha büyük diyor. Bak dikkat edin. Ona göre küçük olanları yazacağım bu sefer. Hep büyük olanlar aklımıza gelmesin. Bu sefer küçük olanlar. Niye? Çünkü bu taraf daha küçükmüş. Şimdi bakıyorum. Ben buraya 2 yazarsam
Burası 1 milyon 200 bin, burası 1 milyon 205 bin olur. 205 bin olan daha büyük. Sonrasının bir önemi kalmıyor zaten. Okumanıza bile gerek yok. 205 bin olan daha büyük. Bana büyüktür demiyor, küçüktür diyor. O zaman ben oraya 2 yazamam. Ne yazabilirim? 1 yazabilirim. Bir de arada olduğu için 0 da yazabilirsiniz. Yani ben buraya 0 ve 1 yazıyorum. Buraya da rakamlar yazıyordum. Yazmadım. Hepsini uzun uzadıya. Geldim buna. Bakın 65'lerin başlangıçları aynı. Sonra burada 5 var. Burada A var. Şimdi buraya 5 yazdığımı düşünüyorum. Bu tarafın büyük olmasını istiyor benden. 5 yazarsam 895, 889. 895 olan büyük değil mi zaten? 889'dan. Dolayısıyla ben buraya 5 yazdığımda büyüklüğü sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O zaman ben 5 yazabiliyorum. Ve sonraki sayıların hepsini yazıyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunların hepsini yazabiliyorum. Ve son olarak... Bakın buradaki olay çok önemli aslında. Biz böyle kaçırıyoruz ama yazmamız gereken sayılardan eksik olabiliyor bazen. Dediğim gibi o da genelde nerede oluyor? Büyüktür, küçüktür deyince hep bir büyüğü bir küçüğü aklımıza geliyor. Ama aynı sayıyı yazdığın zaman sayının devamında eşitlik bozuluyorsa ve lehine bozuluyorsa onu da kullanabilirsin diyorum ben sana burada. Buraya bakıyorum 258. 258 eşitlik devam etmiş. Sonra burada A gelmiş. Burada 4 gelmiş. Şimdi A ve 4. Diyorsun ki A yerine 4 yazsam. 4'ü yazdım. Sayıyı oku. 458 sayıyı oku. 489. Yazabilir misin A'yı? 4, oraya 4 yazdığın zaman eşitlik bozuluyor mu? Bozulmuyor mu? Ona bakıyorum. 458 489'dan büyüktür demiş oluyorsun. Bu doğru bir ifade olmadığı için A yerine 4 yazamam. Her zaman olacak diye bir şey yok ama ben her seferinde bunu yazıp karşılaştırmak zorundayım. O zaman buraya minimum 5 ile başlıyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9 yazıyorum. Önemli olan burada neymiş o zaman? Biz bu soru tiplerinde basit görüp de hemen atlamayacağız. Çünkü ayrıntıda sayıların yerine aynı sayıları yazdığımız zaman da yani sıralı şekilde aynı yazdığımızda da devamı bizim için önemliymiş diyoruz. Evet, sıralama konusunda burada bitirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.